Herkes girdi oturdu, kimseyi bekletmeden devam edelim. Şimdi Kian'la beraberiz. Kian bir sokak sanatçısı diyebiliyor muyum? Tabii ki de. İşin ilginç olan tarafı bugünlerde baktığınızda Instagram'a mesela dünyadaki en meşhur tablolar, en meşhur müzeler, hatta büyük galerilerin büyük sergilerini takipçi sayısı ya da ziyaretçisiyle sokak sanatı denen şeyin takipçisi, ziyaretçisi, beğenini arasında 1'e 100 fark var. Bir zamanlar sokak yemeği, sokak sanatçısı, sokak şarkıcısı falan diye normal olarak standardın dışında ve aşağıda görülen şeyin birdenbire en büyük ilgiye mazhar olduğunu anladığımız bir döneme geldik. Aynen öyle. Bugün de Kian dostumuz, ki bu adamların en büyük özelliği bir de kendilerine güzel isimler buluyorlar hakikaten. Nude gibi tamamıyla rafinmana, inceliğe, yemek inceliğine giden birisinin normal olarak sokak sanatından gelen bir sanatçı ile işi birleştirmesi aslında yeni nesil sanatçı işbirliklerinin çok güzel bir örneği. Onun için nereden çıktı, ne sana doğru geldi, şaşırdın mı, ne halt ettin? Ya aslında biraz bahsettin abi, bu biraz trendin getirdiği Instagrammable momentlar vesaireler derken biz de kendimizi bir yanda street artist'ten street influencer'a dönüştürmüş olduk. Ve bu ister istemez de dikkat çekici bir hal almasıyla birlikte birçok markanın ya da böyle güzel ürünler üreten firmaların ya da markaların diyeyim içinde olduğu bir işbirliği haline dönüşmeye başladı. Bir ürünü işte sokaktan ilham alarak nasıl tasarlarız vesaire gibi konularda aslında Nude'un bir fikri vardı. Yani daha doğrusu rock ve pop teması üzerinden. Açıkçası Instagram'dan tanıştık. Öyle diyebilirim. Gaye beni takip ediyordu. Sonra buluştuk. Dertlerini dinledik vesaire. Benle birlikte 10 tane sanatçı vardı. Sonra 5'e düştük. Rock ve pop teması üzerinden eskizlerimizi yaptık. Tabii ki de yardım aldık. Çünkü işin içine girince camın ne kadar zor bir malzeme olduğunu görüyorsunuz. Yani sadece sprey boyayla yaptığınız şeyleri bir kenara bırakarak, fırçayla yaptığınız şeyleri bir kenara bırakarak düşünmeniz gerekiyor. Çünkü prosesler çok farklı. Fırçanın, boyanın, camın üzerindeki eskisi çok farklı. Mesela boyuyorsunuz, fırına koyuyorsunuz, patlayabilir. Yaptığınız bütün her şey... Şeşme bülbül ne demek, anladın mı? Evet, evet, evet. O zorladı. Bir de şeyi gördüm abi, yani biz iyiymişiz cam konusunda ve hani ustalığımız da iyiymiş. O konuda çok ilham verdi bana. Günün sonunda da 5 kopya haline dönüştürdük onları biz. Yani dönüştürebildik diyelim. Yani çünkü gerçekten el işçiliği yüksek olan bir şey. Ustalar çalışıyor yapmak için. Sonrasında da ortaya çıktı, pandemiden önceydi bu tabii. Bunu yaptığında cam ustalarıyla birlikte çalıştık. Tabii. Yani daha çok onlarla çalıştık hatta. Bir sürü yeni teknik öğrendim tabii ki de. Camın üzerine yapacağınız şeylerin sınırlı olması ve o yani kafanızdakini nasıl dönüştürebilirsiniz vardı. Böyle. Peki sen nasıl karşıladın ilk teklifini? Normal olarak sokakta olduğun zaman bir tür protest, bir tür karşı çıkış, bir tür var olana itiraz etmenin sembolüdür sokak. Hı hı. Adı üstünde sokak, hı hı. Sokağa hı hı. Dökülmek. Buna karşılık Nude gibi gerçekten rafinman, incelik, ince zevk, ileriye götürüş. Hani bu ikisinin bir ortak noktası olabileceği ya da ne alakası var canım dedin mi hiç? Yoksa niye kabul ettin? Yok demedim abi. Yani artık sanki o reaksiyonlarımızı bir kenara bıraktık gibi geliyor bana. Yani işte başında da bahsettim. Sokakta olmak her zaman daha iyi hissettiriyor bana tabii ki de. Ama artık bir yanıyla da şu onur verici oluyor. Yani bir sevdiğiniz ve kendinize... Ya, Nude özelinde tabii ki de bu. Yani ben her marka için aynı şeyi söyleyemem. Zaten iyi şeyler yapıyorlar. Ben olmasam da iyi olacak. O sebeple de kendinizi yakın hissediyorsunuz ve ona daha emek harcamak istiyorsunuz böyle olunca da. Bu çalışmadan sonra sokakta yaptığın işler değişti mi? Abi sokakta yaptığım çalışmalar değişmedi ama biraz daha üç boyutlu objeler yapmaya başladım bundan sonra. Mesela şimdi seramikle ilgilenmeye başladım. İşte seramik... Sokak seramiği var mı abi? Sprey kutulardan, seramik sprey kutular yapmaya çalışıyorum şu an. Hatta Çin'i
bayağı. Birazcık öyle bir şeylere dönüştürüyorum o hikayeyi. O başka bir şey olarak devam ediyor. Ya çünkü seviyorum ben bir şeyleri, objeleri seviyorum aslında. Yani sokaktaki duvarı eve taşıyamadığım için mecburen kendime ait objelerim olsun istiyorum ve bir sürü sanatçının da objesini toplarım. Yani kuş kondurmak istiyorsun. Bilmiyorum. Kuş kondurmak ne demek biliyor musun? Pozitif bir anlam olduğunu söyleyebilirim şu an. Çok basit hemencik söyleyeyim. Kuş kondurmak Topkapı Sarayı'ndan çıkma bir laf. Çünkü Topkapı Sarayı'ndaki bütün kulplar kuş şeklindedir. Ve bütün her şey porselendir. Ve bir kulp takman gerekir ama Çin'den gelen porselenlerin kulbu yoktur. Dolayısıyla sonradan altın ya da gümüş kulp takılır. Ama o elindeki altını ya da gümüşü eritip porselen porozdur, deliklidir. Bunun içine öyle bir yayacaksın ki kaldırabilecek. Hmm. Çok zor bir işlemdir. Ancak kırık kırsık içinde çalışırsın. Kuş kondurabilmek de o Çinli'nin yaptığı porselenin içine sana ait bir kalıptan yapılmış kuş şeklinde bir şey koymaktır. Yani birazcık senin kuş kondurman gibi bildiğimiz cam, senin sokakta yaptığın teknik, bildiğimiz porselen, senin boya spreylerin ve bunun sonucunda bir kuş kondurmaca var gibi geldi bana. Ya umarım. Yani ben elimden geleni yapıyorum diyeyim. Sıkıyorsa tek kelimeden fazla cevap ver, bu kadar lafa zaten değil mi? Yani değerli bir şey söylüyorsun abi, yapmak kolay değil gerçekten. Seramik, cam, bunlar gerçekten zor malzemeler. Hiç yani. Düşünmüş müydün bu tür malzemelerle çalışacağını? Abi ben güzel sanatlar mezunuyum. Onun için biliyorum zaten. Eyvallah. Güzel sanatlar mezunu olmayan ve sokak sanatçısı olmuyorlar onlar. Sokakta bir şey yapanlarla sokak sanatçısının arasındaki fark galiba bu mekteplilik. Ya ben ama sokakta başladım bir şey. Fark etmiyor. Grafiti sayesinde girdim okula. Yani elim çizerliğim vardı ama gerçekten Marmara Güzel Sanatlar'da grafiti portföyüm sayesinde girdiğimi çok net biliyorum yani. O sebeple bana çok yabancı değildi aslında. Arada seramik atölyesine, heykel atölyesine giderdim. Arkadaşlarım vardı. Ama tabii ki de grafik tasarım okumakta hayalim. Uzun süre reklamcılık da yaptım. Sonrasında işte birazcık geri dönüş benim için galiba. Yani öyle bir şey. Ya da ileri dönüş. Bilmiyorum ya, onu bence birileri, izleyenler karar verir. Ha, ileri dönüş derken daha sonra yapılabileceklere şimdiden gittin gibi. Ha, yaşlanınca. Estağfurullah. Peki yeni proje var mı? Yeni proje var. İşte bu seramiklerle uğraşıyorum bir yandan. Bir yandan işte en son Akbank Sanat'ta bir işte dijital sergiye katıldım. Bu hafta sonu bitti zaten. Dijitali şimdi söylemeye başlıyorsun. Onu çıkarttırmaya çalışıyorum. Ha, dijital konuşalım zaten, evet. Yani o kısımda da konuşmamız gerekenler var diye tahmin ediyorum. Tabii ki, yani bu kadar farklı şey, yani bir üç boyutlu malzemeyi, fizik malzemeyle çalışıyorsun. Duvarda spreylerle çalışıyorsun ve şimdilik ekranlarda, belki yarın üç boyutlu olarak çalışacaksın. Aynen öyle. Yani işte Akbank Sanat'ta ER teknolojisi kullandık. Hareket ettirdik duvardaki grafitiyi. Ya aslında kumandam olsaydı gösterebilirdim. Birkaç şeyim vardı, sunumum vardı. Bakarız ama. Bakarız senin Instagram'ından. Okey, olur, olur. Ya şöyle bir süreç olmaya başladı. Ben duvara çizdiğim şeyi sonradan 3D Max olarak modellemeye başladım. Sonra onu 3D printer alarak objeler haline dönüştürmeye başladım. Bu seramiğin yanında benim işte sevdiğim astronot karakterim var. Onu böyle biraz modifiye etmeye çalışıyorum. Onu birazcık böyle oyuncak haline dönüştürmeye çalışıyorum aslında. Seviyorum dediğim gibi objeleri. Sadece sokakta yapmak değil, o üslubu herhangi bir objenin ya da tasarımın içine dahil etmeyi seviyorum. Bu tabii ki de dijitalin içinde de var. Yani hani sokakta çok daha fazla kullanılmaya başladı. Şimdi özellikle uzak doğuda acayip ekranlar geldi ve hepsi 3 boyut girip hayatın içine girip çıkıyorlar. Evet. İşte Instagram'ın yarısı onlarla dolmaya başladı. Hayvan kafesleri, dışarıya fırlayan trenler. Ne diyorsun, rakip mi bu? Abi tabii ki de rakip ya. Hani şey yapamayız yani. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi graffiti'de şöyle bir şey var street art'ta. Süremiz bitiyor, farkındayım. Dert etme. Tamam. benim yani özellikle buraya gelirken de düşündüğüm ve çoğu zaman da düşündüğüm şey var. Galiba bizim graffiti'yi sevmemizin nedeni ya da yarışacaksa eğer dijital dünyayla, rastlantısallık çok önemli. Biz çünkü onu seviyoruz galiba. Yolda, şehirde dolaşırken bir sokağın içine girdiğimiz anda karşımıza çıkan şey etkiliyor bizi. Çünkü planlanmış ve kurgulanmış değil. Bu sebeple de abi bu ülkede yaşadığın zaman hiçbir şey planlandığı ve kurgulandığı gibi olmadığı gibi her şeyin öngörülmez olduğunu, zevkini zaten hayatımızın her alanında yaşıyoruz. Belki sokakta da öyle yaşayacağız. Evet. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir şey. Teşekkür ederim. Şey. Sağ ol. Yine sağ görüşmek ol. Üzere. Çok sağ çok ol. Teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Ben kalıyorum, herkesi bekliyorum. Görüşmek